Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir öncelikle herkese hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar bugün pazartesi bugün gelen epik oyunculara ve etkinliklere bakacağız arkadaşlar şimdi şöyle maç kısmına gelelim hemen tamam mı etkinliklere tıkladığımızda burada round bir etkinliği başladı arkadaşlar kabul edelim bakalım neymiş bu round bir etkinliği evet gol atıyoruz arkadaşlar 50 futbol parası ve gp'ler bir de beceri antrenörü gibi ödüller veriyor arkadaşlar Toplamda 2 tane Bölüm var galiba 3 yok 9 bölüm varmış Her bölümde ayrı bir Hediye veriyor arkadaşlar burada da 1 milyon gp'ye kadar Ne etkiliymiş bu Sıralama etkinliği arkadaşlar sıralama etkinliğinde de Evet birinci olana 1 milyon gp var 2 ve 10. olan arasına 6 beceri antrenörü 500 bin GP 400 bin GP gibi ödüller var arkadaşlar bilginiz olsun geri yapalım Ondan sonra İngiltere kulüp etkinliği var burada ne veriyor bir tane takım seçin diyor seçelim hemen buradan toplumuz Arsenal'ı seçelim İleri diyelim bakalım ne veriyormuş burada Evet 50 futbol parası etkinliği veriyor arkadaşlar. Bakalım evet şöyle takım kısmına tıkladığımızda da İngiltere Premier Lig'de oynamış oyuncuları kadronuzda otomatik seçiyor. Yoksa zaten arkadaşlar standart oyunculardan veriyor. Geri yapalım. Bir geri daha yaptığımızda yapay zeka etkinliğinde de arkadaşlar şöyle İngiltere kulüp etkinliği var. Burada da muhtemelen GP veriyordur. Evet, baktığımızda 30-30-60 bin GP bir tane de beceri antrenörü veriyor. Toplamda 3000 bin puan yapmamız lazım. Ana sayfa dedik. Sözleşme kısmına gelelim hemen. Özel oyuncu listesine baktığımızda arkadaşlar İngiltere Ligi savunma oyuncuları gelmişti. Bunlar kimlerdir? Kaleci Schmeichel, Sabeg Dixon ve Defansif Orta Saab Betit var arkadaşlar. Bunlar güçlendirici epiklerdir. Ve göze çarpan Oyuncular var. Guardiol gibi, Rafael Varan gibi, Udogi var. Kamara var arkadaşlar. Estupinian var. Axel Disasi, Trippier ve Kaufal var arkadaşlar. Bunlar sağ bek, sol bek, stoper ve defansif orta saha olmak üzere gelen özel oyuncular arkadaşlar. Şimdi bunların full seviyelerine bakalım. Kaleci Schmeichel 104 oluyor diye biliyordum. Öyle gördüm. Yanlış görmüşsündür muhtemelen de tekrar bir bakacağız. Uygulamaya geçelim hemen arkadaşlar. Evet uygulamaya geldik. Şöyle arama kısmına arkadaşlar Schmeichel'ı yazalım. Evet kaleci Schmeichel. Şu 85'lik kartı. En üst seviye yapıp kadroya koyduğumuzda güçlendiriciyle beraber 104 olarak gösteriyor. Arkadaşlar uygulamada bilmiyorum. Yani 104 olabilir mi? Şöyle bir ekran görüntüsü çekelim bakalım. 104 kaleci. Farkındalığı falan çok iyi arkadaşlar. 97 farkındalık yıkalaması düşük biraz. Sıçraması biraz düşük ama çok iyi gibi duruyor. Yanlış görmediysem 193'lü boyu var arkadaşlar. Yani güzel duruyor ama ben kalede Michael sevmiyorum. Top açılımı yapmak isteyenler yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir. Eğer 104 ise tabii ki özellikleri böyleyse gerçekten çok iyi. Geri yapalım. Petit gelmişti. Petit'e bakalım arkadaşlar. Petit'in şu kartı gelmişti. En üst seviyeye yapıp kadroya koyup güçlendirici kullandırıldığımızda 100 oluyor arkadaşlar defansif orta saha oyuncusu. Pas özellikleri, defansif özellikleri iyi. Şut gücü de çok iyi arkadaşlar. Hızı iyi ama hızlanması biraz düşük kalmış. Hava hakimiyeti de var kafa vuruşu. Kafa becerisi yok ama şurada kafa 75 duruyor. Kötü değil arkadaşlar. Birazcık daha yüksek olabilir tabii ki. Ama defansif özelliklerinden veya ofansif özelliklerinden alamayız. Mecburen böyle olduğu gibi full fullleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir de kim gelmişti? Ettik. Evet, Dixon'a bakalım hemen. O da sağ arkadaşlar. En üst seviye kadroya koyduğumuzda savunmacı bek olarak gelmiş. Hızı gayet güzel. Hızlanması da fena değil. Şut gücü de çok iyi. Dayanıklılık da çok iyi. Yüksekten pası da bence fena değil. Yani tam defansif özellikleri de güzelmiş bu arada. Ben sağ bek savunmacı bek olarak bunu beğendim. Fakat şöyle nasıl yapabiliriz? Mesela hızlı 95 ya. Şöyle hızından yok hızından değil de defansif birazcık alsak mesela yüksekten pasını 83 değil de 86 yapsak gene 100 oluyor arkadaşlar. Bence siz de böyle yapabilirsiniz ama nasıl isterseniz ben top açılımı yapmayacağım için yani böyle fullenmesi gerektiğini düşündüğüm için size söyledim arkadaşlar. Altta zaten gösteriyor. Pas verme 7, top sürme 4, kıvraklık 8, alt vücut gücü 13, hava gücü 4, savunma 5 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geri yapalım. Bir de göze çarpan oyunculara bakalım arkadaşlar. İlk karşımıza çıkan Rafael Varan'a bakalım. En üst seviye yapıp kadroya koyduğumuzda Rafael Varan stoper oyuncusu 98 oluyor arkadaşlar. Defansif farkındalığı, katılımı, ikili mücadele falan sıçrama Kafa becerisi güzel. Güzel kafa becerisi de var. 98'de güzel bir kartı gelmiş arkadaşlar. Otomatik fullenebilir. Defans oyuncuları genelde otomatik fulleniyor yani. Hani fazla bir becerisi olmadığı için özelliği. Trippier'e bakalım hemen. Trippier'de sağ bek olarak gelmiş zaten hücumcu bek. Kaptanlık özelliği, yerin orta özelliği var arkadaşlar. Hızı hızlanması çok iyi değil ama kötü de değil. Defansif özelliği de var birazcık duran top kullanma becerisi, yüksekten pası falan. Yani Trippier'in özellikleri gayet güzel arkadaşlar. Bence kullanılabilir. Solbeck'te de 97 olarak kullanabiliyor. kanatta da oynuyor yani Trippier. Disasi'ye bakalım. Disasi'nin özellikleri de iyi arkadaşlar. Boyu 1.90. Fiziksel temas sıçrama var. Kafa becerisi de varmış. Kaptanlık, kafa, top kesimi, uzun taç, adam, markajı, hava sütünlüğü, açığı daraltma. Tam bir stoper. Chelsea'nin stoperi Disasi. Geri yapalım hemen. Evet sol bek Estupinyan. Estupinyan da hücumcu bek olarak gelmiş. Hızı hızlanması kötü değil. Agresiflik var. Dayanıklılık iyi. Yüksekten pası da var. Defansif özellikleri de kötü, kötü değil. Ofansif özellikleri de iyi var. Hücumcu bek olduğu için hem ofansif hem de defansif özellikleri var. Yerine orta özelliği yok ama. Yerine orta özelliği falan olsaydı güzel olurdu. Bir de sol kanatta da oynamıyor. Bilginiz olsun. Bu arkadaş Kamara. Kamara'ya bakalım. Defansif orta saha oyuncusu. Ön olarak gelmiş. Aston Villa oyuncusu. Defansif özellikleri kötü değil. Pas değerleri de iyi. Kullanılabilir. Stoper'de de oynayabiliyor 95 olarak arkadaşlar. Akrobatik uzaklaştırma, kaptanlık, hava, kafa becerisi, top kesme gibi güzel özellikleri de var. Devam ettiğimizde sabek bir, bir, sabek daha var arkadaşlar. Kofal. Kofal'ın özelliklerine bakalım. Kofal diye de okunabilir bilmiyorum. Hız hızlanma, şut gücü, sıçrama falan var. Sıçrama varsa stoperde oynuyor mu? Oynamıyorsa sıçraması niye yüksek? Ben onu anlamadım. He kafa becerisi var. Bence sıçramadan alalım ya. Fiziksel temas var ama doğru. Fiziksel temas için sıçramaya da özellik vermiş. Otomatik fullenebilir tabii ki. Yüksekten pası da 84 kötü değil. Ama defansiften bir tık alsak mesela yüksekten pasa versek 86 olsa gene olur yani. 96 olarak kullanılabiliyor sabekte arkadaşlar. Kofal. Bunda yerin orta varmış ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Geri yapalım. Evet en önemli oyuncusu arkadaşlar bu özellikle oyuncuların en önemli kartı olduğunu düşünüyorum. Defansif farkındalığı 87 değil de 90-95 olsa çok mükemmel bir oyuncu olur. Zaten 1.85 boyu var. Kötü değil. Kafa becerisi var hava hakimiyeti falan. Sıçrama fiziksel temas değil. Yani ön koy. Stoper becerileri var. Uzakla, akrobatik uzaklaştırma mücadele ruhu. Kafa top kesme uzun top, şey uzun taç. Yerin orta bile var yani. Yerin orta var. Sol bekte de oynayabiliyordu galiba muhtemelen. Ama 91 olarak gözüküyor uygulamada. Geri yapalım. Son oyuncumuz arkadaşlar Unogi. buradaki de Tottenham'ın sol bek oyuncusu. Hucumcu bek olarak gelmiş. Hızı çok iyi. Bak şimdi bu oyuncuyu nasıl fullleyebilirsiniz? Yüksekten pası düşük, kalmış. Yerin orta var mı? Yerin ortada yok. O zaman bu orta kafa için kullanılmaz. Fakat şöyle yaparız. Hızı 99 ise 97, 96 hatta 95'e kadar düşürebiliriz. Yüksekten pasa verebiliriz. Şöyle. Defansife verelim geri kalanını. Bir tanesi bir tane kaldı. Onu götümüze mi sokacağız? Geri şu defansife verelim ya. Pasa verelim. Hiçbir şey veremiyoruz lan. Sıçrama ha şöyle verelim. Fiziksel temasa tamam. Böyle fullenebilir arkadaşlar. İsteyen böyle fullleyebilir tabii ki. Pas vermeye 10. Top sürme 3, kıvranıklık 8, alt vücut gücü 7, hava gücü 5, savunma 9. Udogi arkadaşlar. Soblek oyuncusu ama yerin orta özelliği yok. Fakat hızı falan gayet güzel. Şut gücünü falan ayarladık. Yüksek pasını bile ayarladık yani. Defansif özellikleri de fena değil. Ama hücumcu bek. O yüzden defansif özelliği fazla beklemeyin arkadaşlar. Gayet güzel. Ben şimdi Michael'a çok şaşırdım ya. Bir kaleci o kadar yüksek olur mu bilmiyorum. Şimdi Nazar olsun diye bir tane... Top açacağım arkadaşlar. Ana sayfa diyelim. Arkadaşlar tamamen bir tane iki tane top açacağım hatta. Tamamen şans deneyeceğim. Top açacağım bakalım gelecek mi? Bir iptal, iki iptal. Üçüncü yanlış dedik. Amacım burada bakalım geliyor mu? Gelmiyor. Amacım burada şansımı denemek arkadaşlar. Normalde ben buradan top açılımı yapmam tabii ki. Romeli'nin için bekliyorum. Standart oyuncu sol çekti. Defansı forta sağa geldi. Bir tane daha açacağım. Bir iptal. iki iptal. Üçüncü aç dedik. Gelmiyor. İçi beyaz yanıyor. Stadyumun içi beyaz yanarsa futbolcu futbolcu gelmez arkadaşlar. Evet. İki tane şansımızı denedik. Yeter gari. Başka da şansımı denemem. Evet arkadaşlar gelen oyunculara baktık. Full seviyelerine baktık. Etkinliklere baktık. Başka da bir şey kalmadı. Videoyu buradan noktalandırıyorum. Siz bu gelen Schmeichel'ın olduğu paketten top açılımı yapacak mısınız? Eğer top açılımı yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Lütfen videoda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.